Herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Pendik Marmara istasyonundayız ve bugün Marmara'ya da çok güzel bir yolculuk yapacağız. Hem de çok özel bir yerden. Nereden? Makinistin gözünden. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Evet, Marmara'nın en güzel yerindeyiz. Şu anda makinist kabinindeyiz. Sevgili dostum Muhammed'le birlikte Marmaray'dayız. Marmaray'ın makinist kabinindeyiz. Evet, merhabalar herkese. Bugün gidiş biraz farklı oldu. Evet. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda beraberiz ortamda. Şahap, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Muhammed? Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz vallahi. Çok böyle değişik bir gün olacak bizim için. Tabii senin için çok her şey standart ama bizim için değişik. Her zaman her gün kullandığımız Marmara'yı çok farklı bir yerden bugün göreceğiz. Öncelikle işimiz. Aynen öyle. İşimizin haricinde sıkıntıya düşecek hiçbir şey yok. Rahat olun. Bugün Pendik'ten şimdi çıktık Muhammed'le birlikte. Söğütlü Çeşme'ye doğru yolculuk yapacağız. Orada ufak bir mola vereceğiz. Daha sonra Söğütlü Çeşme'den sonra da Ataköy'e kadar tren kullanacağız. Daha doğrusu Muhammed kullanacak. Biz de bu güzel görüntüleri izleyeceğiz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Abi hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk kardeşim. Bunu çok merak edecekler. İçeriği neden göstermediniz falan. Evet. Öncelikle burası bizim işimiz. Olacaklar var, olmayacaklar var. Aynen, siz istemiş olduğunuz şey olmayacakların arasında. Fark ettiyseniz hiçbir şekilde işimizi zor durumda bırakacak bir şekilde yapmıyoruz. Bunun bilgisini vereyim. Zaten sorun olsa ben bırakmam, ben izin vermem. Kesinlikle. O yüzden abi hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Heyecanla bekliyorum, eminim. Valla çok güzel bir tecrübe olacak bizim için. Aslında geçen hafta yine beraberdik. Hasanlar da birlikte. Hasanlar çok güzel bir video. Çok güzel bir video çektik. Çok keyifli bir video oldu. Onlara da buradan selamlarımızı gönderelim. Bugün şu özellikle görüntüyü yaşamanızı istedim. Gerçekten her gün kullandığımız Marmara'yı böyle önden güzel manzaraları seyrederek, yolları seyrederek sizin de görmenizi istedim. Aynı zamanda güzel bir sohbet eşliğinde bunu yapmak istedim. Yanımda çok değerli bir insan var. Muhammed, gerçekten işini çok severek yapıyorsun. Biraz tabii bizim de tanışalı aslında çok fazla olmadı. 10 gün falan oldu herhalde. Makinistlik mesleğini çok severek yapıyorsun. Nasıl başladın? Ne zaman başladın bu makinistlik mesleğine? Makinistlik olarak bakarsak 7 gün sonra 3. senemiz doluyor. Hı hı. Kurstur, alım sürecidir vesaire gidersek 4-4,5 seneyi buluyor. İlk aşamalar biraz daha sancılı oluyor. Olacak mı, olmayacak mı? Sonuçta burası bir kurum ve o kuruma girmek için verilen bir emek var. Tabii ki de herkesin emeği farklıdır. İlk başlarda kurs olarak açıldı. Mesleki yeterlilik kursu halen de aktiftir. Alımlar yapılırken o belge üzerinden alınır. Yani bu belgenin veriliş amacı bu kişi bu kursu almaya yetkin mi diye bir kurs. İlk başlarda sağlık raporudur, işte psikoteknik daha sonra tabii de. Sağlık raporu vesaire, bunların hepsi mülakatlarda görülür. Görüldükten sonra kursa katılmaya hak kazanır. O sevinçli haberi aldıktan sonra artık önümüzdeki süreç başlıyor. Yaklaşık 6 aylık bir kurs. Daha sonrasında stajdır. Tabii bulunmuş olduğunuz bölge müdürlüğüne göre de değişiyor. O bölge müdürlüğündeki tren, hangi trenler varsa o trene göre eğitim veya staj verilir. Zaten son bir aya veya 1,5 aya kadar da artık nereye atanacağınız, nerede işbaşı yapacağınız, bunların hepsi belli olur. Sen herhalde Elazığ'da yaşıyordun. Seninle daha önce sohbetimizde söylemiştin. Evet. Biz Elazığ'dan buraya geldin. Aynen. 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, yani Malatya'ya bağlı. Biz orada kurs gördük. 160 kişiydik ve herkes kendi illerine yakın olan veya KPSS puanına göre uygun olan illerde orada eğitimlerini, kurslarını gördüler. Hı-hı. Güzel. Memnunsun. İstanbul'a alışabildin mi? Ya ilk İlk bir sene boyunca maalesef. Bu arada kar da yağıyor ufaktan. Evet. İnşallah ana yansıyordur. Bugün valla herhalde karlı bir çekim yapacağız diye tahmin ettim ama kar umduğumuz kadar. Avrupa'da yağarsa Ataköy'de çok güzel olur. Evet.
Yani İstanbul büyük şehir, biz küçük ilden geldik. Oranın ekonomisiyle buranın ekonomisi bir değil malum. İlk bir sene gerçekten ciddi anlamda hissettirdi ama sonradan alışıyorsun. Gitmen gereken yerler, gitmemen gereken yerler. Bunları tek tek belirliyorsun. Elazığ'dan sonra İstanbul tabii çok büyük bir şehir yani. Alışmak çok kolay değil özellikle dışarıdan gelip buraya yerleşenler için. Evet. Valla bir de şeyi merak ediyorum. Sana daha önce gerçi bunları ufak tefek konuşmuştuk da. Çok uzun bir hatta çalışıyorsun. İstanbul'un neredeyse bir ucundan bir ucu, hatta bir ucu Kocaeli'ye kadar dayanıyor. Evet. İstanbul'da nerede yaşıyorsun? Ben İstanbul'da Pendik'te yaşıyorum. Pendik'te yaşıyorum. Bunu çok soran oldu, nerede oturuyorsun gibi çok sorular geldi. Ben Pendik'te oturuyorum. Tabii ki de. Bunu bizim bu kanalımızda çok yaşıyoruz. Yani neredeyse adam mahallemize kadar isteyecekler ama Pendik'te oturuyorum. Önceden Üsküdar'daydım. Şimdi Pendik'teyiz. Peki şey oluyor mu böyle, atıyorum Pendik'te yaşıyorsun ama sabahın çok erken saatlerinde Halkalı'dan sana iş veriyorlar mı? Böyle sıkıntılı durumlar oluyor mu yoksa? Aslında bizim merkezimiz vardır. İş alıp verme yerimiz diye isim koyduğumuz yerimiz vardır. O yerimize gelip işimizi alacağımız saatten önce, yarım saat önce orada olmak zorundayız. Ona uygun trenler var, boş giden trenler var. O trenlere uydurup orada olmak zorundayız. Zimmetli olan bazı şeyler vardır. Onları alırız. Bir trenin hareket saati kaçsa o trenin saatinde orada olmak zorundayız. Saat kaç olursa olsun. Seninle beraber tabii bir haftadır böyle iki kere gidip gelince biz de yavaş yavaş sisteme biraz alıştık yani nasıl döndüğünü. Tabii makinistin saati olmaz. Evet, makinist devir teslim olaylarını falan bayağı bir şey olduk, hakim olduk konuya. Peki makinistlik mesleğinin en güzel yanı sence hangisi? Nedir? Yani bu mesleğe yeni başlayacak olan tabii küçük kardeşlerimize de çok güzel destekler veriyorsun bu arada, seni takip ediyoruz. Her zaman elinden geldiğince. Onların kurs sürecinde, işte okul sürecinde vesaire çok destekler de veriyorsun bu mesleği sevdirmek adına. Mesleği en güzel yanı nedir? En sevdiğin yanı? En sevdiğim yanı şu an halen daha dediğim gibi 3. senemize gireceğiz. Evden ayağımı dışarıya attığım andan itibaren işe geldiğim ana kadar müthiş bir heyecanla geliyorum. Çünkü niye? Bu benim işim. Biraz çekmiş biri olarak veya işte belki de benim çektiğim yanında daha çok çekenler vardı. İşine aşık olmak zorundayım. Çünkü bu benim mesleğim. Başka bir iş de yapmıyorum. Dışarıda gidip taksicilik falan da yapmıyorum. Ama bu benim işim. Ben bunu sahiplenmek zorundayım. Neden? Arkada ben bir yolcu treniyim. Ben bu yolcu trenini işlettiğim zaman, yaptığım zaman mutlu oluyorum. Bizde olanlar da var, olmayanlar da var. Kişiye göre değişir. Ben mutluyum. Çünkü arkadaki kişiler evlerine gidiyor, işine gidiyor, eşine gidiyor, babasına, annesine gidiyor. Gerektiği zaman yolculuk edebiliyor. Ben bunları yerlerine götürdüğüm zaman, bu belki hiçbir şeydir yani konuştuğumuz zaman başka biri için belki hiçbir şeydir ama benim için çok bir şey. Ben bile bu eve giderken bu treni kullanıyorum yani bu müthiş bir duygu. O yüzden öncelikle işime saygım, beni en güzel mutlu eden bu, işime saygımdır bu. Böyle söyleyeyim. Zaten işini sevdiğin de çok belli yani bunu dışarıdan biz çok net anlayabiliyoruz. Seni de zaten yeni tanımama rağmen bunu bayağı bir gözlemledim sende yani. İşini çok seviyorsun. Özellikle işini insanlara sevdirmeyi de seviyorsun. Özellikle küçük kardeşlerimize. O mesela kanalını ben senin takip ettim. Bu arada tabii ki Makinistin Gözünden diye bir YouTube kanalı var. Makinist Gözünden. Evet. Özür dilerim. Makinist Gözünden diye bir kanalı var. Yine Instagram'dan ve YouTube'dan Muhammed'i takip edebilirsiniz. Sen bunları artık duydun, dur ben yine söyleyeyim. Söylemezsem olmaz yani. Kesinlikle. Şimdi çevremizde gördüğümüz son model araçların bile en küçük parçasına kadar artık kanallarda paylaşılıyor. Veya havacılık sektöründe olsun veya tren taşımacılığında da, yine trene de söyleyeyim. Ama amacımız kesinlikle ve kesinlikle kötü, halel getirecek bir şey değil. Tamamen 15 yaşında, 14 yaşında adımını atmış, artık bir şeylerin
hani farkında olmayan kişileri, çocukları, bunları artık hayata döndürmek. Telefon karşısında artık millet ne yapacağını bilmiyor. Bu yüzden de bir meslek aşılamak lazım. Benim amacım mesleğimi sevdirmek, heves ettirmek. Evet, çok da güzel yapıyorsun. Şahit de oldum o kanalında, özellikle Yunus'la yaptığın sohbet çok güzeldi. Peki başına gelen bu meslekte en ilginç olay nedir? Yani en ilginç diyebileceğin ne geldi mesela? Ya her trenin normal bir tren de olsun, büyük treni de olsun fark etmez. Ama bizim trenlerimizde maalesef, yani maalesef demeyeyim, biraz da eğlenceli oluyor açıkçası. Yolcuların böyle saatini göstermesi veya işte böyle hani minibüs gibi, otobüs gibi durdurması mesela. Yani ilginç onlar. Bir de şunu da söyleyeceğim. Belki yeri değil ama çevremizde gördüğümüz hayvansal maalesef karga gibi, martı gibi, evet, hayvanların bize endişe veya merak saldığı. Biz bunu seninle konuşmuştuk. Aynen, ama az önce konuşmuştuk. Denk geldi herhalde. İstersen onun hakkında da konuşabiliriz biraz. Bayağı ilginç bir konu çünkü. Şimdi biraz bilimciye mi döneceğim? Belgesele mi döner artık? Hayvan belgeseline döneceğiz. Ama güzeldi, değişik. İlginç bir konu yani. Şimdi ilk başta teknik bilgisiyle başlayalım. Önümüzdeki, şu an önünde görmüş olduğunuz ray belirli bir açıya sahiptir. Şu an ekranda göremeyebilirsiniz ama yakından baktığınız zaman dış tarafları sarıdır. Yani tekerlekin değmediği yerde. Sonuçta bu taşıt aracı tekerlekle gider. Sağ taraf sarıdır. Yani tekerleğin değmediği yerdir. Orası açılıdır. Şimdi kargalar da bunu çok sevdiği için, yani bunu söylerler, aklı var sanki. Kargalar çok zeki hayvanlar aslında. Zeki hayvanlardır. Şimdi ve hafızası da yüksek hayvanlar. Aynen. Şimdi bu balast dediğimiz bir taşlar vardı. Şu an mesela gördüğünüz taşların adı, biz onlara balast deriz. Hı hı. Şimdi o balastlarla oynamayı çok severler. Küçük taşları rayın üzerine koyarlar. Hı hı. Durmazsa düşüyor taş. Çünkü orası açılı, mecbur düşüyor. Evet. O taş düşmediği zaman bildiğin halay çekiyorlar yani. Biz de üzerinden geçtiğimiz zaman ya acaba bir şey mi oldu diye telaş ediyoruz. Hemen arkadaki arkadaş biliyoruz kimin olduğunu. Sizin oyun oynuyorlar yani. Oyun oynuyorlar, aynen öyle. Şimdi denk gelirse zaten sesi yansır, göreceksin denk gelirse. Tak diye bir ses duyuyoruz ama halbuki taşmış. Yani bizim komik tarafı burası. Öyle diye. Bir de bunlar az önce ne dedin? Bayağı bir hıza kadar hissiyatları vardı. İşte, aynen öyle bir şey söyledim. Onu bir abimiz söylemişti, hatta yaşamıştı. Yaklaşık 150-130 km hızla gidildiği zaman hani onu bile hissedecek derecede hissiyatları çok kuvvetli hayvanlardı. Ben onu öğrendim çünkü biz de görüyoruz. Martılar öyle değil maalesef. Evet, onlar biraz hantal kalıyor. Martılar hantal kalıyor maalesef ama kargalar, gözünü seveyim yani, bir sesi duymasın. O sesi duydum hemen uçuyorlar. Yani hedefimiz zarar vermek değil bu arada. Aynen öyle. Evet, siz hayvanları önce, hayvanları seviyoruz. Evet, siz de az önce bir şey gördünüz bu arada. Önümüzde maalesef bir kar topu atıldı. İşte evet, bu bizim sevmediğimiz evet, bir olay. Aynen öyle. Taş atanlar var hatta. Şu an taş atanlar yok da ama atsınlar bir şey ama. Bu trenler veya bu hat komple devletin, bunlar devlete zarar veriyorsa onların kendi bileceği iş. Vatan hainliği böyle bir şey. Kar da hastalar, taş da hastalar, onlar kendi kişiliklerini yaparlar. Bazı özellikle çocuklar bunu oyun gibi görüyor ama işte bunu ailelerin biraz, evet, ailelerin biraz şey yapması lazım. Bu konuda çocukluktan eğitim vermesi lazım. Aynen öyle. Özellikle dediğin gibi devlet malı, sonuçta burada insan taşıyor bu araçlar. Bunlar olmaması lazım. Az önce gördük yani. Evet, aynen öyle. Kar topu attı mesela. Ne gereği var yani? Mesela şu an can kırılsa hesabını kim verecek? Kesin. Kaçacaksın. Aa, nereye kaçacaksın? Anlatamazsın ben. Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Sadece yani şu dönemde mesela Marmaray'da çalışıyorsun, makinistlik yapıyorsun. Evet. Farklı rotalarda ileriki dönemlerde çalışabiliyor musun? Bununla ilgili bir ehliyet vesaire durumu var mı? Tabii. Şimdi çevremizde gördüğümüz yurt dışında da vardır bu. Her trenin bir ehliyeti vardır. Bildiğiniz sürücü belgesi gibi bir ehliyettir. O treni bu adam sürebilir ehliyetidir bu. İki tane vardır. Bir tanesi kart olarak elimizde, diğeri belge olarak elimizde. Biz bu trenin
sistemleri kullanabiliriz diye bir belge aldık. Ama ileriki zamanlarda ne olur ne biter orasını tabii ki de bilemeyiz, ama olursa da başka trenlerde kullanmak için, o söylemiş olduğum en başta, bir kurs verilir, bir eğitim verilir Eskişehir'de. O eğitimden sonra stajdır. Stajdan sonra da sınavdır. Bu adam bu treni kullanabilir. Ne kadar sürüyor sınavlar, şeyler, eğitimler mesela? Yaklaşık bir ay süren var, 1,5 ay süren var, ama genelde bir ayda bu iş çözülüyor. Çünkü eğitimler bir de pandemi sürecinden dolayı artık daha online'a falan döndü, ama şu an bizde online yok, kalktı. Yüz yüze veriliyor. Biraz daha kısa oldu o süreç. Anladım. Bu arada tabii İdeal Tepe'ye geldik. Yolculuk böyle sohbet, hem bir de en önde olunca böyle izleyerek gidiyorsun. Çok güzel oluyor. Aynen öyle. Evet, aynen. Bu gayet nasıl geçti gördük yani. Sağ taraflarda şey dikkatimi çekti. Ses şeyim onlar. Ses engellemek için yapılan şeyler mi? Şimdi bu trenler veya bu sistem elektrikle işlendiği için, bu arada bak güzel de bir bilgi vereyim. Şimdi her şu an sağdaki çitlerin her direğinin arasında sarı bir kablo vardır. O kablo topraklama kablosudur. Dokunan kişi rahat bir şekilde dokunur yani. Mesela şu an sağdaki ise... Şunlardan bahsediyorum. Aynen. Bu sağdaki ise şu anda ses. Yandaki binadaki kişileri rahatsız etmemek amacıyla kurulmuş olan bir mekanizma. İlginç. Sesin yani bildiğim kadarıyla %80'ini engelliyor. Kurttan dolayı bulunmuş olduğumuz kurttan dolayı o çıkan demirin sesi, çızırtı sesini kesmek için. Yani. Kargalar da üstünde duruyor şu anda. Bazı yerlerde yok, ama bazı yerlerde kesinlikle var. Bazı yerlerde niye yok özellikle? Şimdi bunu isteyen veya arka tarafı bahçe olup kullanılmayan yerlerde veya iş yeridir orası. Anladım. Oralarda kullanılır, sıkıntı yok. Ama binalarda dikkatli bakılırsa genelde binaların olduğu yerde bu ses yalıtımlı mekanizmalar kullanılıyor. Yani mesela sağda bina yok, ama bu çitler var, ama solda binalar olduğu için kullanılıyor. Anladım. Güzel. Yaklaşık 27.500'lük 28.000'lik bir elektriğin dibindeyiz ve bu istasyonlarda bile rahat bir şekilde elimizi bir yere sürdüğümüz zaman elektriği hissetmememizin sebebi topraklama kablosunun olmasıdır. Topraklama olmasa dediğim gibi, hatta 27.500'lük bir hat var, elektrik var. Normal. Hatta şurada yazan şey mi? Evet. 27.580. Aynen öyle. O dalgalanır sürekli. Hı hı. Normal şebeke hattında çevremizde gördüğümüz sokaklardaki elektriğin 100 katıdır. Hı hı. Çarptığı zaman düşünün yani. Bu olmuştur, evet, da, yaşanmıştır da. Çok tehlikeli. Normal bir insanın bedeni kapkara olur diyeyim hatta yani. Evet, bu arada oldu, gördük çünkü. Bu arada tabii iç çekim yapamıyoruz. Muhammed'in işinden dolayı, hani onu da sıkıntıya sokmamak için. Evet. Burada amacımız hem sohbet etmek, hem de size bu açıdan güzel görüntüler vermek. Hazır güzel görüntüler vermek demişken şeyi merak ediyorum. Şu hatta böyle en sevdiğin, böyle keyif aldığın aralık bölge var mı? Neresini seviyorsun? Florya Küçükçekmece. Florya Küçükçekmece. Kesinlikle. Değil mi? Yani, sol tarafta deniz. Aynen. Orası çok güzel. İleriki tarafları halk plajı, ama bu taraf, yani bize taraf olan Atatürk Köşkü'nün olduğu yer taraf, biz normal, evet, insanlar gibi görebiliyor. Oralar gerçekten orası, çok güzel. Hatta şöyle bir ben çevireyim, sen de görünür mü? Hatta sen de görünüyor şu anda. Ha, görünüyor. Orası Bostancı sahili, ama Florya'daki daha yakın. Müthiş bir dalga. Hani orası biraz daha rahatlatıyor. Deniz görebiliyoruz ya. En sevdiğim yer orası. Hatta. Güzel. Peki sistem nasıl işliyor yani, günde ne kadar, kaç saat çalışıyorsunuz? Biraz da şöyle bir ön yargı var sizin işinizle alakalı. Hep böyle bir iki düğmeye basıyorsun falan filan. Öyle bir durum var ya hani. Halbuki tabii ki çok fazla, çok daha fazlasını yapıyorsun, ama günde kaç saat çalışıyorsun ya da kaç defa böyle gidip geliyorsun? Nasıl oluyor? Şimdi bizim sistem, sistemlerimiz veya bizim maddemiz biraz daha farklıdır. Şunu şöyle ifade edeyim. Normal işletim saatimiz 7 veya 7,5 saat, ama bazı durumlarda yaklaşık 10 saate kadar çıkabiliyor.
bizim vardiyamız biraz değişik dediğim gibi. Şu an ben mesela önümdeki 100 günü bile bilebiliyorum. Öyle bir vardiyamız var. Çok güzel bir vardiyamız var. Çok iyi. Planlamalar yaparken benim vardiyama kesinlikle uyuyoruz. İş bittikten sonra kalan süre bize kalıyor. İster yatarız, ister dinleniriz ama önümdeki 100 günü bilecek bir vardiyada kimse de yoktur herhalde. Tabii ki çok büyük avantaj. Yani her şeyini planlayabiliyorsun. Tatilini, her şeyini, saate bağlı. Bizim makinesi saati olmaz derler. Evet. Kesinlikle bunu yapmamız lazım. Çünkü az önce dediğim gibi bu bizim malımız değil. Bu devletin malı. Devlet de biziz tabii ki de sonuçta ama bu bir devletin malıdır ve bunun saatinde zamanında gitmemiz lazım, yapmamız lazım. Yoksa aldığımız maaş bize haram olur, o da var yani. Kesinlikle. Şartların nasıl, memnunsun değil mi? Yani özellikle tabii ki devlet personelisi sonuçta. Devlete bağlı çalışıyorsun. Şimdi işimizin zorluğu yok. Neden diyeceksiniz? Tabii ki de her işin zorluğu vardır ama dışarıdan bakıldığı zaman az önce de dediğin gibi ya bunlar ne yapıyorlar deyip de bizi küçümseme gibi bir şey vardı. Şimdi Üsküdar'da Zeynep Kamil Mahallesi vardı. Ben orada oturdum. Orada bir abiye denk gelmiştim. Sen ne iş yapıyorsun? Yani böyle merak her gün görüyordu. Ben makinistim dedim. Öyle mi dedi ya, mahallemizde makinist oturuyor, haberimiz yok. Dedim abi niye böyle bir şey söyledin? Dedi ki eskiden dedi bir mahallede veya bir sokakta makinist oturulduğu zaman o aileye saygı gösterdi. Hadi ya. Bir öğretmen, iki müdür, daha doğrusu bir kurumun müdürü fark etmiyor. Üçüncüsü ise makinist dedi. Makinist öyle değeri vardı eskiden. Şu anda da değerimiz var ama eskisi kadar değil. Evet, maalesef. Bizim işimiz her zaman devletin işini yapmak üzerine olduğu için açıkçası yorulsak da, ben kendim için söylüyorum, yorulsak da zevk alıyorum, keyif almaya bakıyorum. Bu arada, örnek vereyim, işimizin zorluğundan o kadar bahsettik. Çünkü ne zor diyeceksin veya isteyenler sorabilir. Şimdi birincisi yolcular. İnsanın canının sağlığı. Bizim kendi canımız acıdığında nasıl ki veryansın ediyorsak onların da bir canları var. İlk başta onlara dikkat edeceğiz. İkincisi kameralardan kesinlikle bakmamız lazım. Neden? Arkada bayılan var mı? Veya işte kavga eden var mı? Biz bunları dış kesinlikle... ve iç kameralar var burada, ben görebiliyorum. Evet, bakmamız lazım. Üçüncüsü bir hat üzerinde, bir yol üzerinde gidiyoruz ve İstanbul'un en elit yerleri veya en sıkıntılı yerlerinden geçiyoruz. Hı hı. Yolda canlı cansız varlıklardan kesinlikle görmemiz lazım. Kesinlikle. Biz önümüze baktığımız zaman sadece işte soruyorlar mesela direksiyon var mı bizde? Direksiyon gibi vesaireler yok. Bizde konsollar vardır, düğmeler vardır. Biz bunlarla ilerliyoruz. Bu durabilen bir varlıktır, trendir ama aniden önümüze çıkan bir şey olduğu zaman biz ona kesinlikle... Buna sen müdahale etmen gerekiyor. Müdahale etmem gerekiyor ama maalesef durmuyor. Bu duran bir cisim, az önce tren söyledim ama bu durmuyor da. Çünkü en fazla maksimum hız 85 kilometredir. Ve durabileceği mesafe 800 metrede, 800-900 metrede ancak durabiliyor. Çünkü yaklaşık 600 tondur dolu. Boşluğu nereden baksan 450 civarı. 650 tonluk bir treni bir seferde durdurma gibi bir imkanı yok ki. Aynen. Normal araçlarda da durmaz bu. Kesinlikle. İşte bizim işimizin zorluğu burada başlıyor. İşte bunlara dikkat edersek zaten trenler seferlerinde devam ediyor. Çok şükür, sorun olmadan. Evet, tabii biraz sistemi sen bana anlattın, içerideki sistemi, teşekkür ederim. Hani bir otomatik olarak normalde gidiyorsun ama manuel olarak da kullanabiliyorsunuz ya da işte acil müdahale durumlarında vesaire. Manuel olarak. Arkada kendini bilmeyen, yani yine de söyleyemiyorum ama söyleyeyim yine de. Bilmeyen insanlar için hiçbir şey yapmıyorum biz. Hı-hı. Tren gidiyor mu? Gidiyor. Ben ineceğim istasyonu biliyorum mu? Biliyor. Ama bunun bir sürenin olduğunu maalesef bazıları bilmiyorlar. Kesinlikle. Ama biz bunu sürüyoruz. Biz bunu sürüyoruz. Bunu süren biri var yani. Bu arada tabii biz buraya geldik. Zamanımız da azalıyor. Evet. Muhammed bizi misafir etti ama tabii ki bu herkesin girebileceği yerler değil buralar. Yani makinist kabinlerine normalde giriş yasak. Muhammed sağ olsun karşılıklı güvenle birlikte bizi buraya davet etti. Belirli tabii kuralları biz de çiğnemeden bu çekimi şu anda yapıyoruz.
önceliğimiz işimiz, yine söylüyorum. Kesinlikle. Öncelikle iş, öncelikle güvenlik. Şu anda neredeyiz? Erenköy'deyiz. Ne kadarlık yolumuz kaldı? Bayağı azaldı ya, herhalde. Söğütlü Çeşme'ye kadar ilk bölümümüzü yapacağız. Sonra Muhammed bize bir çay ısmarlar belki aşağıda. Söğütlü Çeşme'de. Şöyle kar ne güzel yağıyor. Yağsan evet. Ya. Ne oradan güzel. Sonra da Söğütlü Çeşme'den yer altından geçeceğiz. Artık tünelden geçeceğiz. Yağsa değil, denizin dibinden. Evet evet, umarım. Aynen öyle. Nasip bu olursa. Şey herhalde değil mi? Gerçi oraya geçerken konuşuruz onu da. Denizin altında karanın altına yapılmış bir aynen tüm. Öyle. Böyle yanlış bir algı var aslında. Direkt denizin içinden geçiyor. Balık görüyor muyuz diyor. Aynen öyle. Balina var mı diyor. Ya balina ne gezer orada? Halbuki direkt denizin içine yapılmış bir tüp değil. Denizin altındaki karanın içine yapılmış aynen bir tüp. Zaten biraz... yakın zamanda öyle bir video çıktı. DMX'de sanırım yayınlandı. Yani oradan da izleyebilirsiniz nasıl yapıldığını, evet. Nasıl çalışıldığını, nasıl büyük bir proje olduğunu. İkinci bölümde biraz daha detaylı inşallah. Aynen öyle. Dalga sesleri gelecek mi? Balık görebilecek miyiz? Evet. Dalga sesi duyarsanız, bizim sesimizi de duyarsanız inşallah. Valla böyle bir kere iki kere izleyince, gelince şey oluyor. Çok keyifli oluyor ama tabii her gün seni yaptığın evet. Ne kadar keyifli. Ama mesela en zevk aldığım yerlerden biri de burasıdır mesela. Göztepe İstasyonu, tarihidir. Onunla ilgili de bir videomuz vardı, ben yapmıştım. Aha. Mesela burası eskiden insanların işine gücüne gidip geldiği yer, burası işte. Burası tam böyle istasyonun yeriymiş, tarihi bir istasyon. Giriş yapıyorsun, aşağı doğru yürüyorsun, burada biniyorsun. Ama şimdi istasyona bak şimdi. Evet. Her şey yenilendi. Tamam, yenilenmesi demiyorum, yenilensin, sıkıntı yok. Ama böyle tarihi yerlerin ayakta durduğunu görünce ben biraz da etkileniyorum açıkçası. Aynen öyle. Eski tarihi garlar çok vardır. Girin görün oraları lütfen. Sirkeci'ye, Haydarpaşa Garı. Haydarpaşa şu an gelinmiyor ama Sirkeci'ye hazır raylar da kalktı. Girin görün. Demiryolu Müzesi var. Oralar hep buram buram tarih fukar. Hatta Sirkeci Garı'yla ilgili ufak bir projemiz var. İnşallah. İleride yine Muhammed bize o sürpriz olsun. Değerli dostumuz Hasan Aday'la birlikte. Hasan evet. Aday'ı da YouTube'da çok takip eden vardır. Eminim ki birçoğunuz takip ediyorsunuzdur. Evet. Böyle terk edilmiş, çok esrarengiz güzel yerlere giriyor. Onunla ilgili çok güzel videolar çekiyor. Hasan Aday'la birlikte bize katılacak. Çok güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz bakalım ileriki günlerde. İnşallah. Onları da yayınlayacağız. Desteği esirgemeyin. Evet, kesinlikle. Yani kanala abone olmayı unutmayın. Makinist gözünden, Makinist gözünden kanalına Muhammed'in kanalına abone olun. İlk başta seninki dur. Yok, zaten bunu izliyorlarsa, artık olmuyorlarsa onların ayıbı yani. Bu dakikaya kadar eğer izleyen varsa gerçekten ki biz onları görüyoruz, izleyip evet. izlemediğinizi biz görüyoruz. Yani izleyen varsa lütfen hemen alta yazsın. Gerekirse evet. ekran fotoğrafını falan da çekin atın. Bu tarz videoları Muhammed çok çekiyor ve çekerken de en güzel yanı farklı farklı değişik bilgiler veriyor. Özellikle geçtiği yerlerle ilgili, farklı yerlerle ilgili evet. Tarihi, böyle kültürel, demir yolculukla alakalı bilgiler veriyor. Tabii ki biz bu videolara belirli bir emek veriyoruz, belirli bir çaba harcıyoruz zamanımızdan vesaire. Sizden ricamız videoları beğenelim, etkileşim olsun, altına yorumlarınızı yapalım, video ne olursa olsun yorumlarımızı yapalım, kanalımıza abone olalım, iki evet. kanala da. Bu korona bizim hayatımız artık. Evet, çok güzel bir destek olmuş olursunuz. Bizim gerçekten bu tarz bir motivasyona ihtiyacımız var. Yani videoların devamına gelebilmesi için en güzel motivasyon bu oluyor. Ve Fener yolu. İşte bir Fenerbahçeli olarak en sevdiğim duraklardan bir bak tanesi. Bak mesela şu an hemen kapatmadan önce söyleyeyim. Bak mesela solda tarihi güzel bir istasyon var. Evet. Burası eskiden kullanılıyordu. Kim bilir kimin hayatına denk etti burası. Her bir Haydarpaşa kadar, bir Sirkeci kadar tarihi olmasa da bu bina kaç yılında yapıldı biliyor musunuz? Hemen sizlere kapatmadan söyleyeyim. 1872'lerde yapıldı. 1872. 1872. Şeyi hatırlıyorum. Bostancı durağı da öyleydi. Tarihi
Orayı burası ben... Haydarpaşa Hicaz demiryolu hattı üzerinde olduğu için Osmanlı demiryolları tarafından yapılmış bir hat. O yüzden 1800'lere kadar dayanıyor burası. Çok iyi. Yani gidin gezin, dolaşın. Bak. Burası millet yurt dışından euro ile geliyor buraları geziyor. Biz aynen, bedava aynen gezelim. Bostancı istasyonunu küçüklüğümden hatırlıyorum. Bak bu arada kargalar önümüzde bekliyor şu anda. Aynen öyle. Bak şimdi hareket ettikten sonra yani o sesten dolayı ama hatta hareket etmeden uçuyorlar. çok seviyorlar oynamayı. İşte bu bir anekdot mesela. Aynen öyle. Evet, herhalde son istasyonumuz. Aynen öyle. İstasyona girdiğimizde ikinci bölümü heyecanla bekliyorsanız zaten siz bunu beğenmişsinizdir, like'ınızı atmışsınızdır, evet, yorumu da yapmışsınızdır. Şimdi biz Söğütlü Çeşme istasyonuna gireceğiz. Muhammed'le ufak bir dinlenme molamız olacak. Daha sonra videonun devamında Söğütlü Çeşme'den Ataköy'e kadar devam edeceğiz. Evet. Gelene kadar kendinize çok iyi bakın. Evet. İkinci bölümde inşallah görüşmek dileğiyle. Zaten Söğütlü Çeşme'yi bilen bilir. Bazen burada soruyorlardı. Dur ben kapatmadan yine bilgiler vereyim de. Niye yavaş gidiyor, niye böyle oluyor vesaire. Sorular çok oluyor. Bu trenlerin gidiş yerleri bildiğiniz iki demirin üzerinde gidiyor. Ve yer şekillerine göre değişiyor. Bu tren niye 80'de gitmiyor mesela, niye 30'da gidiyor gibi sorular çok geliyor. Her ray yer şekillerine göre yapılmıştır. Yer şekillerine göre yapıldıktan sonra test edilir. Test edilmeden bu hat trafiğe açılmaz. Bizim de bir trafiğimiz vardır. Nasıl ki karayollarına ait bir trafik varsa bizim de trafiğimiz vardır. O trafiğe eğer uymazsa o tren o raydan geçmez. O yoldan gitmez. Evet, Söğütlü Çeşme'ye geldik. Buradan sonraki etapta tünele gireceğiz. İkinci bölümde. Sağ tarafta metrobüs durağı var. Hemen buradan çıkışta. Sol tarafta yüksek hızlı trenin şeyi var, durağı var. Kendinize çok iyi bakın. Evet, haydi bakalım. Birazdan görüşürüz tekrar. Evet, ikinci bölümdeyiz. Söğütlü Çeşme'den trenimizi aldık. Muhammed'le devam ediyoruz. Evet, merhabalar tekrardan. Bir çay içtik geldik. Çok güzeldi. Muhammed'lerin, daha sonra makinistlerin dinlendiği, çay içtiği, yemek yediği yerlerde bir saat bizi sağ olsun Muhammed ağırladı. Bir saat orada bir dinlendik. Araştırabilirsiniz. Makinistin çayı meşhurdur yani. Yanımızda şu an yok ama çayımız olsa güzel olurdu aslında. Olsun, orada içtik çayımızı. Gayet güzel. Yolumuza devam ediyoruz. Söğütlü Çeşme'den çıktık. Ataköy'e doğru gidiyoruz şu anda. Birazdan Aylık Çeşme mi buradan sonra? Aylık Çeşme, sonra nasip olursa tünel. Evet, oradan sonra. Orada güzel anekdotlar var. Onlar da teknik bilgidir onlar da. Kimse görmez arkada oldukları için, olduğunuz için. Aynen öyle. Bugün, ama bugün. Şimdi ilk defa tünelde böyle bir en önden izleme şansı, tüneli görme şansı bulacağız. Evet. Tabii bu tünel değil. Bu tünel değil, evet. Bizimki de düştü. Evet, o biraz orada sabitlenmedi. Evet, aklınıza sorular falan gelirse yorumlarda bize yazın. Gerekirse bir bölüm daha yaparız. Aynen öyle. Yani sorulara belki farklı bir konu çıkar, onu yaparsın, onun hakkında bilgi verirsin. Aklımıza gelmeyen farklı bir konu olur. Abi tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın Muhammed? Vallahi hava soğuk. Dinlendik değil mi? Dinlendik. Güzel ama... çayımızı kahvemizi içtik. Çok şükür. Ayrılık Çeşme'deyiz. Birazdan tünele gireceğiz. Muhammed, aklıma gelmişken ben sana şey sorayım. Dünyada bir örneği var mı bu tünelin? Yani Asya'dan Avrupa kıtasına geçiyoruz. Şu an Çin ABD'ye ulaşmak için yapmayı planlıyor. Bir plan projesi var. Hı-hı. Olur mu olmaz mı hiçbir fikrim yok. Evet, Ayrılık Çeşme. Ama dünyada ilktir. Projenin sahibi 2. Abdülhamit'tir. Evet, çok eski bir Osmanlı projesi. Evet.
oradaki hem ticaret bakımından hem de insan olarak yani yolcu taşımacılığı olarak Abdülhamit'in hayaliydi. Gerçekleşti çok şükür. Şu an halen aktif bir şekilde kullanılıyor. Ama dünyada tektir bu. Çok güzel. İki kıtayı birbirine bağlayan tünel. Aynen öyle. Avrasya Tüneli olarak da kullanılıyor yan tarafında. Bu tarafta da Marmaray'ın tüneli var. Şu anda iki farklı tünel aktif iki bir kıtayı yani birbirine bağlıyor. Bazı zaruri durumlar olur. Karayolunda bu daha çok görülür ama demir yollarında maalesef öyle bir şey yok. Aktif bir şekilde ilerler. İsterse hava yağmurlu olsun, rüzgarlı olsun, bizim trenlerimizde herhangi bir sorun yok. Evet. Şu anda tünele girdik. Ve tabii şeye girmedik daha artık. Denizin altında değiliz şu anda değil mi? Tabii denizin altını nasıl fark edersiniz? Yani normalde dediğim gibi kişiler yani yolcudan arka tarafta bunu görmezler ama yukarıda üst taraf, şu anda görmüş olduğunuz üst taraf yuvarlaktır. Ve o tüp de değişecek. Bunu birazdan tüpe gittiğimizde göreceğiz. Bu arada tüp ve tünel arasında bu fark vardır işte. Yukarısı gördüğünüz gibi yuvarlaktır, tüneldir. Ama tüp de farklıdır. Farklılığını da birazdan göreceksiniz. Evet. Heyecan var mı? Heyecan var tabii ya. İlk defa böyle bir şey yaşayacağız. Evet. Her gün aslında hemen hemen kullanıyoruz bu tüneli ama hiç buradan göremiyoruz. Buradan bakılmıyordu. Bir de şey çok da bir merak ediliyordur. Yani tünel güvenli mi? Özellikle hani bu biliyorsun İstanbul depremi falan gündemde. Evet. Bununla ilgili bazı şeyler var. İşte içeride yolcularımız... Nasıl sağlanıyor güvenler? Evet, güvenlik. İçerideki yolcularımızın ekran görüntülerinde de yani karşıda hangi istasyonda veya anons yapılan ekranlarda yazar. Hatta reklamları da döner. 9 şiddetine kadar bu dayanıklıdır. Test yapılmıştır. Yangın esnasında neler yapılır? Bunların hepsi yapıldı. Testi de yapıldı. Şu an mesela bunu kimse bilmez. Örnek mesela bu metrolarda da vardır. Tramvaylarda da vardır. Bizde de var. Şu an mesela iki rayın arasında bir boşluk var. O boşluk eğer ki bir su sıkıntısı, su hani sel gibi bir durum olduğunda oradan akar gider. Aynen, bir zaten, kanal gibi bir şey var. Evet, öyle bir şey olduğu zaman durur tabii ki de ama o suda gideceği yerde su motoruyla dışarı atılır. Yani hiçbir sorunu olmaz. Anladım. Şey geyikleri oluyor ya böyle, tünel çatladı, su aldı falan. Evet, öyle bir şey var ama onların hepsi dedikodudur. Evet, az önce de konuştuk zaten. Direkt denizin içinden geçmediği için tünel, hani denizin altındaki karınla içinden geçtiği için zaten öyle bir suyla temas durumu yok tabii ki. Biz inançlı kişileriz. İnanmayana da saygımız vardır ama ne gelirse Allah'tan gelir. Aynen öyle. Tüp patlarsa veya işte su dolarsa ne olur, ne yapacağız gibi bütün senaryolar yapıldı. Tabii ki de senaryonun dışında oluşanlar da olacaktır. Ama biz de bütün gerekli önlemlerin hepsi şu anda, hatta şu anda demeyeyim, 24 saat boyunca faal aktif bir şekilde çalışıyor. Sismik hareketlerden tutun da deniz dalgasına kadar, yani o kadar söyleyeyim. Geçi dalga Üsküdar'da veya Sirkeci'de uzakta ama deniz dalgasına kadar her şey kontrol altında. Evet, şu anda Üsküdar istasyonuna geldik. Hazır mıyız tüpe girmeye? Bundan sonra giriyoruz değil mi? Hayırlısıyla inşallah. Şu anda birazdan hareket edeceğiz. Bir de bu şey vardı ya, eskiden tam buralarda bir yerlerde böyle bir tık diye öne attırıyordu bir şeyler. O Sirkeci'de. O bitti şu anda. İşte o teknik konulardan bir tanesi de o. Hı-hı. Hatta bir 900 aboneye özel yaptığımız konuda da anlatmıştık. Nötr hat denilir ona. Nötr hat denilir ona. Nötr bölgelerde bizim öyle bir sorunumuz vardı. Daha çok şükür o giderildi. Artık vurmuyor. İleri geri vesaire yapmıyor. O sorunlar çözüldüğü zaman da arkadaki yolcular rahat bir şekilde gidiyor. Şimdi
bizim hedeflerimizden bir tanesi şöyledir. Birincisi tabii ki de trenin sıkıntısı sorunsuz bir şekilde gitmesi. İkincisi ise yolcunun konforlu bir şekilde gitmesi. Yani konfor üst seviyede olursa ya memnuniyet artar, kullanım artar. İşte bir az önce hatta dur burada yerde keseyim, birazdan tüpe gireceğiz. Şimdi bakın yukarı taraflar yuvarlaklı tüneldeyiz ama şu anda tüpteyiz ve farklı bir şekilde büründü. İstersen evet, oynatabilirsin görünmezse kamerada. Biraz tabii karanlık olduğu için. Zaten izleyenler fark ederler. Yukarısı farklı bir şekle büründü. Zaten ilk bölümde de dediğim gibi onun bir videosu yapıldı ve o videoda nasıl bir şekilde olduğunu görebilecekler. Denizin dibine nasıl indirildi, nasıl yapıldı, tabii hepsini görebilecekler. Yapım videoları var YouTube'da, orada aynı şekilde detaylı izleyebilirler. Yukarıda ama dikdörtgen bir şekil veya kare şeklinde bir şekil var. Yanlarda mavi renkli yerler var mesela. Onlar çok tekniktir. Bunlar acil çıkış kapılarıdır oralar. Bir sorun, bir sıkıntı olduğunda oradan yolcular başka bir yöne yönlendiriyorlar. Şu anda tam dibindeyiz mesela. Tam denizin ortasındayız ve sikeceği bakın ileride yuvarlak olacak. Görebilirsiniz. Evet, şu anda karadayız öyle diyeyim. Boğazı geçtik. Evet, boğazı geçtik. Araçlarla milyon tane insan geçer. Deniz taşıtlarıyla milyon tane adam geçer ama denizin dibinden trenden geçmek emin olun ki kimseye nasip olmaz. Tabii ki de parasını verip geçiyorsunuz, o ayrı bir şey. Ama bunun havası veya işte bunun dedikodusu bile bir heyecandır bana göre. Aynen öyle. Özellikle ilk yapıldığı zamanlar bayağı buna İstanbul'u bilenler korkanlar falan oldu. Ya derler işte yapılmaz. Trenden geçirilir mi hiç? Milyon tane adam oradan geçer. Birçok sansür uygulandı. Ama çok şükür kazasız belasız ilerliyor şu anda. Evet, Sirkeci istasyonuna geldik. Artık Avrupa yakasındayız. Evet. Aynen öyle. Yolculuğumuza bu güzel sohbetimizle birlikte Avrupa yakasında farklı bir kıtada devam ediyoruz. İşte şu an az önce bahsettik ya nötr hat diye az önce sarsılma gibi şey söyledim. Bak şimdi burası orası. Şimdi ve burası, tam buradan çıkarken oluyordu. Şimdi burası rampa yukarı bir yer. Bunu içerideki yolcular vesaire anlamazlar. Anlayan kişi tabii ki de demir yolculukla ilgili bilgisi olanlar bilirler ama burası rampa yukarıdır. Buradan geçildiği zaman ayrıca da nötr hat varsa yavaş geçilirse burası çok iyi çözülür. Önceden vuruyordu dediğim gibi. %100'lük bir elektrik verdiği için de aniden enerji kesilirse vuruyordu. Ama şu anda hızı vesairesi her şeyi yerinde hiçbir şekilde vurmuyor. Şu an vuruyor deseler yalan söylüyor. Yok yok. Son dönemlerde olmadı da bir dönem olmuştu öyle. Evet. Bir buçuk iki sene önce herhalde. Tamam, şu anda mesela kendisini 28'e 29 hızla sabitliyor ve hiçbir şekilde vurmadan geçiyor. Yani şu anda görebilirsiniz. Şu anda elektriksiz ortamdayız. Kesildi. Bir trafo bitti. O trafonun beslediği elektrik teli bitti. Şu an yine bir trafonun beslediği elektrik teline geçtik. Ve bu elektrik teli de ta ki bir sonraki nötr hattı gelene kadar bu elektrik besleyecek bizi. Burada biraz yavaş gidiyoruz herhalde. İşte bu sabitleme dediğim buydu. Anladım. 28'de sabitler. 28, 25, 24'e kadar düşer. Elektrik bağlandıktan sonra %100 hızla gider. Bu arada tabii şeyi de merak ediyorum. Bu pandemi pandemiyle birlikte ekstradan bir şey var mı? Yapılan dezenfeksiyon vesaire. Tabii içeride şimdi bu trenlerimiz her akşam gideceği yerlerde, park edeceği yerlerde kesinlikle temizlenir. Zaten bunların dediğim gibi reklamları falan yapılıyor. Bilgilendirmeleri yapılıyor. Halkalı veya Gebze veya Pendik Ataköy gibi istasyonlara gelindiği zaman da bunların dezenfektan işlemleri her vagonda var. Onlar doldurulur. Eksikleri varsa bir kişi tarafından doldurulur. Millet de kullanır.
gayet iyi, başarılı, çok şükür. Hiçbir sorun yok. Şeyi merak ediyorum. Yani bir tren ya da işte toplam genelde günde kaç yolcu taşıyorsunuz? Öyle bir istatistik bilgin var mı? Şimdi geçmiş zamanlarda yaklaşık bir ay önce falan bir sistemi İstanbul günü oldu. O sistemi İstanbul gününde toplamda 575 bin kişi taşıdı. 575 bin. Aynen. Dünya nüfusunun toplamda... Yarım milyon. Toplam nüfusunun yanlış bilmiyorsam ya 8 katı ya 7 katı insan taşıdı. Maşallah. Ve bu çok muhteşem bir değer. Şu an yaklaşık 400 bine yakın, 350 bine yakın yolcu taşıyoruz ve neredeyse 3 katı kadar insan taşımış oluyoruz. Bu çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Dediğim gibi evet. Taşıma derken millet yanlış veya izleyenler yanlış anlayabilirler. Ama biz onlara farklı bakıyoruz. Çünkü bir trenin bir yerden bir yere gidişi aslında bizim insanlara kavuşmasını hani istediğimiz bir şeydir. Dediğim gibi millet şu an mesela 5.45 oldu. Millet insan işten çıktı artık evine gidiyor veya gececidir işine gidiyor. İşte bu dışarıdan bakıldığında millet bilmez ama biz biliyoruz. Aynen öyle. Yenikapı'da yeni bahtlarını yapıp evine giden birçok insan var. Burası çok önemli bir merkez onunla aynen. alakalı. Birkaç hattı birbirine bağlayan çok önemli bir merkez Yenikapı. Aynen. Ve tabii bir de tabii Marmaray bizim işimizi çok kolaylaştırdı İstanbul'da yaşayanlar olarak ama biz tabii doğma büyüme Yedikule semtinde olduğumuz için Yenikapı'yı diyebilirse. Evet, bizim de bir şeyimiz var. Yıllardır kanayan bir yaramız var biliyorsun. Sirkeci maalesef. Eski Sirkeci Kazlı Çeşme arasındaki evet. istasyonlar maalesef kullanılmıyor. Yani çok şükür. Can Kurtaran İşte Kumkapı, Yenikapı'nın tabii üst tarafından bahsediyorum. Şu an evet. Yenikapı var ve tabii ki Samatya, Yedikule. Evet. Bunlar çok bizim özlediğimiz bir hat burası. Artık kullanılmıyor. Kazlı Çeşme'ye kadar evet. tünelden gidiyoruz maalesef. Böyle de bir şeyimiz var. O nasıl bizim depomuzken? Bizim var. Sirkeci bizim depomuzken biz orayı kullanıyorduk. Her akşam yattığımız yer olarak, dinlenme yerimiz olarak biz orayı kullanıyorduk. Ama orası depo olarak kullanılmamaya başlandıktan sonra artık o yolu kullanmıyoruz. Keşke de kullanabilsek ama her gittiğimde özlemle bakıyorum. Yani hep bu örneği verdim, sen de bilirsin. Yani Kemal Sunal'ın oynandığı filmleri izlediğiniz zaman o demir yolunun geçtiği yerlerde kesinlikle biz orada kullandık. Yolcu olarak hizmet vermesek de boş olarak orada eğitim gördük. Can Kurtaran'a gidip öğretmen evinde yemek yedik mesela. Yani oralar gerçekten çok tarihi, çok değerli yerler. Evet, birazdan inşallah değerlendirilir. Şimdi tünelden de çıkacağız. Kazlı Çeşme'yi göreceğiz. Ve tabii tünelden çıktığımız semt bizim semtimiz. Aynen. Yedikule. Maalesef şu an tam Yedikule'nin altından geçiyoruz. Üstümüzde Yedikule tren istasyonu var şu anda. Evet. İnşallah bir gün oraya da hafif raylı sistem vesaire gibi bir proje var ama vardı ama inşallah evet yıllardır yapılmıyor ama inşallah bir gün biz de trenimize kavuşacağız inşallah. Oralar değerlenir artık. Restorasyon işlemleri biter oralar. Evet zaten Yedikule Samatya tarafları, Zeytinburnu tarafları bayağı bir sahil şeridi. Evet. Değişik projeler var. Güzel projeler var. Eğer öyle bir şey olursa da inşallah daha da gelişecektir. Evet artık yaklaşık 14-15 dakika sürüyor değil mi? Tam 14 dakika. Hatta çıkmayı falan hani Kazlı Çeşme'ye kavuşmayı da sayarsak 15 dakika civarı şu sürüyor. Şu anda Kazlı Çeşme artık yeryüzünü görüyoruz ve Kazlı Çeşme istasyonuna doğru ilerliyoruz. Hemen sağ tarafımızda Yedikule Hisarı var. Evet. Çok Bizans döneminden çok önemli şehrin giriş kapısı Golden Gate yani altın kapı. Aynen. Şu anda göremiyoruz ama çok önemli bir bölge. Yedikule zindanları var. Evet. Sağ tarafta sol tarafımız deniz var Zeytinburnu. Evet. Bu sağ tarafımızda hastane mesela. Evet. Dışarıda sadece tabelası görünür ama kimse bilmez. Tabelaya bakan tabii ki de okur ama çok kimse. Çok önemli bir Ermeni hastanesi. Evet. Halen faal olarak çalışıyor mesela. O çok güzel bir eski binadır bir de. Evet ve şey de ben şahsen birkaç kere de girdim. Doktorları falan da buranın gayet başarılı, çok başarılı insanlar. Evet.
Bir kere ben geldim. Kere kendi geldim. Şeylerinde, kendi bölümlerinde çok başarılı insanlar. Sohbetimiz, muhabbetimiz uzadıkça daha da güzel oluyor. Aynen yani. Öyle. Bir de bu geçen şey yapmıştık ya, korna muhabbeti yapmıştık ya seninle, hatırlıyor musun? Senden böyle istek korna isteyenler falan olmuş bu an böyle, hani öyle bir şey, Edirne'den bir çocuk mu demiştin? Evet, Hasan diye. Hasan. Yani sağ olsun desteğini esirgemiyor. Şimdi kornanın gerçekten demir yolculuk bakımından çok önemli bir yere sahip. Neden diyeceksin? Eskiden sinyalizasyon sisteminin olmadığı zamanlarda düdükle hareket edilir, düdükle geri gelinir veya işte kornayla hareket edilir. Mesela bir uzun korna ileriye doğru hareket etmek demek. İki kısa korna geriye doğru gideceğim anlamında. Ona mesela demir yolcular denir. Biz sadece korna olarak biliyoruz. Aynen. İki uzun korna mesela yani dikkatli ol geliyorum vesaire çok değişik anlamlara gelen kornadır. Biz bulunmuş olduğumuz yerin değerine göre de açıkçası kornayı kullanmak biraz istemiyoruz. Neden? Şimdi geçmiş dönemlerde dediğim gibi zaruri bir şekilde kullanmak istemiyoruz. Mesela insanların sarı çizgileri geçmemesini biz buna bağlıyoruz mesela. Geçmezseler eğer biz korna çalmayız. Niye korna çalalım? Bir de dikkat çekmek amacıyla da korna çalıyoruz. Çünkü yani ben geliyorum bilgin olsun evet, diye çalıyorum. Zaten bizim Türklerde bir kültürdür. Kornayı biz severiz. Özellikle arabalarda, minibüslerde. Bir anı vardır mesela anlatırlar. Kimin yaptığını bilemiyorum. Abilerimizden biri sanırım. Hı-hı. Yani bu korna yüzünden kadın çocuğunu düşürdüğü bir de bir olay vardır. Yani korkmuştur. O korkunun etkisinde kalıp. Öyle şeyler de var. Yapıyor. Mesela sol tarafımız fişekhane. Evet, yeni yapıldı burası da. Bayağı evet. Çok da güzel, güzel bir yermiş. Biz hiç, yani bize çok yakın olmasına rağmen hiç ben gelmedim ama evet, çok met ediyorlar gelenler. Güzel yer. Hatta şu an tam solda bir eski hamam derlermiş. O eski hamam var şu anda. Hı-hı. Tarihi ne kadar eski onu bilemem ama eski tarihi hamam diye biliniyor burası. Evet, şu an Zeytinburnu istasyonundayız. İşte biz istasyondan çıktığımızda bir kornaya basalım mı ya? Şöyle tüm takipçilerimize gelsin. Evet, şimdi az önce söyledim ya, demir yolculukla ilgili güzel bir şeydir bu. Size şunu söyleyeyim. Bir tren hareket etmeden önce kesinlikle bir uzun düdük çalmak zorundadır. Bu bir kuraldır. Biz keyfine, şimdi Caner söyledi, yaparız ama sıkıntı yok. Keyfine hiçbir şekilde düdük çalmayız. Bunu bilin lütfen. Hani izleyenler olacaktır sonuçta. Bunu bilmenizi istiyorum. İşte karşıdan gördüğünüz manzara bizim en sevdiğimiz manzaralardan biri. Şimdi en başta sormuştu sevdiğin en güzel yer neresi diye. Florya Küçükçekmece demiştim. Ama şu manzarayı gördükten sonra yani bir gerçekten şey demiyorum. Artık manzarayı yaşamak gerekiyor. İnsanın içi açılıyor. Bunu bir de Florya tarafında göreceğim. Hı hı. Mesela çekim çok güzel. Bir de şu an bak gün batımı manzarası i̇şte, var sol tarafta. Gerçekten harika görünüyor. Müthiş bir şey. Yani bunu yaşayanlar var. Sağ tarafımız bu arada Veli Efendi. Evet. Işıklarının yandığı yer. Bodrum. Bodrum. Yani manzarası güzel. Biz artık alıştık bunlara ama böyle güzel anlar görünce de duramıyoruz. Hemen çekimlere başlıyoruz. Ya valla çekimlerini çok beğeniyorum. Kanalını da zaten takip ediyorum. Bu tarz videoları merak ediyorsanız, seviyorsanız çok değişik çekimler yapıyor. Yapmaya da devam edecek Muhammed. Onun kanalını tekrar hatırlatalım, takip edelim. Bu arada biz içerideki yolcuları buradan anons da edebiliyoruz değil mi? Pendik Ataköy sistemimiz var. Trenlerde evet biz kendimize yapabiliyoruz. Hemen abi anons yapalım, kanala abone olsunlar. Şu anda kaç kişi vardır trende? Hemen abone toplayalım abi. Abone toplayalım. Kanalımıza abone olsunlar. Keşke öyle bir şey tabii olsa için. Ama inşallah şakası yani. Öyle güzel anlarda denk gelir sizler de. Bunu yaşarsınız. Gerçekten bunu izleyenler belki de arkada siz oturuyorsunuz yani. Aynen öyle. Bunu çektiğimiz andaki saatteki arkadaki kişiler bu videoyu izlediği zaman
Allah Allah diyecekler. Ben bu trende miydim acaba diye düşüneceksiniz. Evet, olabilir. İnşallah o da olur. Yani yaparız onu da ama inşallah. Yani isterim. Nasip artık. Evet, 22 Ocak Cumartesi günündeyiz. Evet. Saatimiz 17.54. Evet. Evet, bu çekimi bugün yapıyoruz. Muhtemelen yarın da pazar günü de akşam yayınlayacağız. Nasip olur. Belki de bunu izleyenlerden bir tanesi senin dediğin gibi bu trende acaba önde bunlar mı oluyormuş, bunlar mı konuşuluyormuş diyebilir yani. Şimdi öncelikle kapatmadan önce ben şunu da söyleyeyim. Şimdi bizim bu bir emirdir, bir kuraldır. Biz bulunmuş olduğumuz kabine hiç kimseyi almıyoruz. Almak zorunda da değiliz. Üst kademedeki amirlerimiz vesaire hariç. Normal bir vatandaş hiçbir şekilde buraya giremez. Şunun örneğini şöyle vereyim. Uçakta pilot, gemide kaptan ve trende ise makinistin kabinine kesinlikle giriş yapılmaz. Neden yapılmaz? Çünkü yanımıza alacağımız kişilerin sorumluluğunu biz alıyoruz. Onu bir pilota da sorabilirsiniz. Bunu bir kaptana da sorabilirsiniz. Bunlar yanındaki kişilerin sorumluluğunu almazlar. Ama ben Caner'i aldım. Eyvallah, teşekkür ederiz. Biz biliyoruz ki biz olgunuz, kendimizi bilen insanlarız. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle yanlış anlamayın. Evet. Biz bu konuşmaları yaptığımız sürece de, bu çekimleri yaptığımız sürece de işimizi hiçbir şekilde bırakmadık. İnsanların canının sağlığını düşünerek ve tehlikeye atmadan yaptık. Bu kamu bilgilendirmesini de yapalım. Kesinlikle bu çok önemli. Bu zaten bu konuda sen çok hassassın. Bu arada kedi var önde. Evet. Birbirine kovalıyorlar. Buradan görünür mü bilmiyorum ama. Evet, bu konuda çok hassassın. Senin de onlar da canlı sonuçta. Evet. Bak mesela geliyor. Hemen alt aşağıya girdi. Mesela bu kedilerin bir özelliğidir. Sesi duyduktan sonra da hemen kaçacak bir yer bulurlar. Hı-hı. Hatta öyle bir özlü sözde var ya, kaçacak delik diye. Evet. Gerçekten kedilerin öyle bir güzel bir, bak kargalardan örnek vermiştik. Kedileri vermedik. Kediler de küçük bir sesi duydukları andan itibaren hemen kaçacak delik ararlar. Evet. Ama mesela şu an kaçtı, görüldü mü bilmiyorum ama. Kendi güzel orada yer belirlemiş zaten. Evet, bu arada Bakırköy'den ayrılıyoruz. Artık son durağımız olan Ataköy'e birazdan giriş yapacağız. Evet. Ataköy'de durduğumuzda videoyu kapatacağız. Ama videoyu kapatmadan önce değerli kardeşim Muhammed bugün dediği gibi az önce bizleri burada misafir etti. Siz bu güzel çekimi yapmamız için güzel bize ortam sağladı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldin, sefa geldin. Biz eyvallah. Biz de çok tabii ki hassasız. Herhangi bir şekilde senin sıkıntıya düşmeni de istemeyiz. Bu yüzden belirli kurallar çerçevesinde bu güzel çekimi yaptık. Abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Makinist Gözünden kanalına da abone olmanızı bekliyoruz. Bizim kanalımıza da aynı şekilde. Herkese keyifli günler, güzel günler. İstanbul Ataköy'den sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler. Bay bay.